bu ülkede demokrasinin olmaması demek, Kürtlerin üzerine akıl almaz baskıların oluşması, Kürtlerin boğazlanması demek. Örnek mi istiyorsunuz? İmralı'daki tecrit rejimi. 2 yıldır ses gelmiyor oradan. Niye? Eğer Öcalan bir Kürt siyasi şahsiyeti olmasaydı böyle bir tecrit rejimi olur muydu? Bu Kürtlere yönelik bir hakaret, Kürtlere yönelik bir baskı, Kürtlere yönelik bir tehdit. Devam edelim. Bu şehrin seçtiği insanlar, parlamentoya gönderdiği insanlar ya Selahattin Demirtaş örneğinde olduğu gibi, ya Ayla Akat örneğinde olduğu gibi, ya Gültan Kışanak örneğinde olduğu gibi sayısız isim şu anda demir parmaklıklarının altın, ardında. Daha 2019 yılında belediye başkanı olarak yerel yönetim için seçtiği Selçuk Mızraklı da demir parmaklıkların ardında. Selçuk Mızraklı belediye başkanı olmayıp tabip odası başkanlığına devam etseydi hem de doktorluk mesleğini icra edecekti hem de belki şu anda hapiste bulunmayacaktı. Kürtler, Diyarbakır halkı siyasi tercih yaptığı zaman onun temsilcileri hapse giriyorsa, onun temsilcileri Osman Baydemir'inden Abdullah Demirbaşı'ndan Fırat Anlısı'na, Hatip Dicle'sine ülke dışında yaşamaya mecbur kalıyorsa, o zaman mevcut rejim hem Kürtlerin hem Diyarbakır halkının iradesine meydan okuyor demektir. O iradeyi iptal ediyor demektir. O zaman da bizim bu rejimi iptal etmemiz gerekiyor ki seçilmişlerini geri getirip tekrar yerlerine iade etmek için. Tabii onlar gönderildiği zaman demir parmaklıkların ardına o boşaltılan yerlere ne olmuş oluyor? Halkın tercihi mi yansımış oluyor? Kayyumlar getiriliyor. Kayyumlar atanıyor. 7 yıldır koca bir bölge kayyumlarla idare ediliyor. Ankara'dan atanan kayyumlarla idare ediliyor. Bu halkın tercihi olmayan kişiler tarafından idare ediliyor. Lice'ye gidiyorsunuz. Çünkü şurası da 1 saat mesafede. Aranızda mutlaka Liceliler vardır. Ben şaşırdım kaldım. Tek bir asfalt yok. 1 metre asfalt yok Lice'de. Kayyum idaresi var 7 yıldır. Bu ne kepazeliktir, bu ne rezalettir. Dolayısıyla biz Ahmet'in temsilcileri olarak o meclise girdiğimiz zaman ilk yapacağımız iş, ilk uğraşacağımız işlerin başında Ahmet'in ve bütün Kürt illerinin seçtiği temsilcilerinin demir parmaklıklardan çıkarılması, yurt dışından seçildikleri yere halklarına siyasi haklarıyla ve özgürlükleriyle birlikte iade edilmesi için çalışmak olacaktır. Kayyumları da bir daha geri gelmemek üzere geldikleri yere geri göndermek olacaktır ve onun yasal düzenlemelerini yapmak olacaktır.